Evet. Dur şöyle yapayım. Merhabalar. Halil İnalcık makalesini okumaya devam ediyoruz. Evet. Burada kalmıştık. Those aliens. Aliens dediği burada garipler. Dışarıdan gelenlerdi. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar ne olduğunu daha iyi anlamışlardır. Who were loyal to the dynasty? Hanedana sadık olan bu garipler were always the close followers of the ruler. Daima yöneticinin yakın takipçileriydiler. The principle uniting this warrior group was this warrior group bu savaşçı grubunu birleştiren ilke. The principle that uniting this warrior group was oradaki that parantez içinde gibi düşünün. On the one hand bir yandan doyum Türkçe. The booty yani ganimet yani maddi kazanç elde etme. And the gaza on the other ve diğer yandan gaza idi. The principle uniting this warrior group. Bu savaşçı grubunu birleştiren ilke bir yandan doyumdu yani ganimet elde etmek, maddi kaza, kazanç elde etmek bir yandan da gazaydı. It is also true that the tribal Turkomans Oman, in the service of the Gazi leaders. It is also true that aynı zamanda şu da bir gerçektir ki The tribal turkomans, tribal turkomans dediği e, Türk boylarına mensup Türkmenler in the service of the Gazi leaders, Gazi liderlerinin hizmetindeki e, boy mensubu Türkmenler constituted, oluştururlardı a large number of this group. Bu grubun büyük bir bölümünü, a large number of, büyük çoğunluğunu, büyük bir bölümünü oluşturuyorlardı. The final target that Osman Gazi set for the Gazian, Osman Gazi'nin Gazian için yani Gaziler için e, gösterdiği nihai hedef, final target was the city of İznik. İznik şehriydi. Once the capital of the Selçuklu Sultan Süleyman Şah. Once the capital of the Selçuklu Sultan Süleyman Şah. Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın bir zamanlar başkenti olan İznik which had been recaptured by the crusaders in uh, 1097. 10 1097'de Haçlılar tarafından tekrar ele geçirilen İznik'ten bahsediyoruz. The military campaign of Mudurnu Göynük Mudurnu Göynük tarafına yapılan askeri sefer, military campaign for which Osman collaborated with Kösemihal and Samsa Çavuş. Osman Kösemihal ve Samsa Çavuş'la işbirliği halinde olduğu için e, işbirliği halinde olduğu askeri sefer and the conquest of the river passage cities of Sakarya. Such as like, and the conquest of the river passage cities, e, nehir geçiş şehirleri, Sakarya'daki nehir geçişleri üzerinde bulunan bölgeler. Such as Lefke, Mekece and Geyve. Bunlar in 1304, 1304'te were nothing but preparations for the capture of Iznik. Buraların fethi, Lefke, Mekece, Geyve gibi yerlerin 1304'te fethedilmesi were nothing but prep, uh, preparations for the capture of Iznik. İznik'in ele geçirilmesine hazırlıktan başka bir şey değildi. Yani buralar İznik'in ele geçirilmesi için fethedildi diyor. Which was regarded by these border Turks as the ultimate conquest to be integrated into the lands of Islam. Um, ki İznik Burada da izni insan virgülden sonra. By these border Turks, sınır boylarında yaşayan Türklerin regarded algıladığı as the ultimate conquest. To be uh, into the lands of Islam yani Darül İslam aslında. İslam topraklarına eklemlenecek nihai yer, nihai hedef izdik. Sınır boyu Türk, Türkleri için diyor. In the old Ottoman menakıb traditions, eski Osmanlı'nın eski menakıb geleneğine göre. Buradaki traditions dediği aslında eski Osmanlı menakıb namelerine göre demek istiyor. The Selçukit kutalmış oldu Süleyman Şah, Selçuklu olan kutalmış oldu Süleyman Şah. Who was responsible for the capture of İznik in 1078? 1078'de İznik'i fethinden sorumlu olan yani İznik'i fethetmiş olan kutalmış oldu Süleyman Şah. Eski Osmanlı menakıbnamelerinde Is depicted as the grandfather of Osman. Osman'ın büyük babası olarak tasvir edilir. In other words... Bir diğer deyişle The Holy Islamic War, kutsal İslami savaş, was a sacred ideology, kutsal bir ideolojiydi that had mobilized Osman and other fighter, fighters of the border areas. Osman'ı ve sınır bölgelerindeki diğer savaşçıları mobilize eden, harekete geçiren bir kutsal bir ideolojiydi diyor. ideoloji providing sağlayan a justification. Bakın şu justification hem bir İngilizce kelime olarak tarihçi arkadaşlar için çok büyük önem arz ediyor hem de justification olgusunun yani meşrulaştırma olgusunun kendisi özellikle tarih okuyan çalışan arkadaşlar için çok önemli. Bu mesele etrafında bir şeyler okuyunuz, düşününüz. Providing a justification for their raids, akınları için bir meşruiyet sağlıyordu. Gaza akınlarını haklı çıkartıyordu yani. In the beginning, başlangıçta such frontier leaders, böylesi sınır liderleri as Aykut Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akçakoca and Samsa Çavuş, tüm bunlar... Frontier Leaders, sınır boylarında yaşayan, dikkat ederseniz Samsa Çavuşu hariç hepsi Alp ünvanını taşıyan liderler. Were acting independently, bağımsız olarak hareket ediyorlardı. In the course of time, zaman içerisinde, they became the comrades of Osman Gazi. Osman Gazi'nin yoldaşları yani nökerleri haline geldiler. Because he was as the contemporary historian Pahimeres put, çağdaş tarihçi dönemin tarihçisi Pahimeres'in ifade ettiği gibi çünkü Osman the most vigorous and successful leader of the Gaza movement in this border region. Bu sınır bölgesindeki Gaza hareketinin, Gaza etkinliklerinin başarılı ve cesur lideriydi. En başarılı ve en cesur lideriydi. Moreover, dahası, according to the narratives, anlatılara göre, Edebali, the most, the most revered şeyh of the babayi dervishes, ...babayi dervişlerinin en tanınanı, en bilineni, revered'in başka bir anlamı var mıydı diye şu an şüpheye düştüm ve bakıyorum. Revert, revert, revert. Saygı değer. Tamam, evet, saygı değer. The most saygı değer. <laughs> en saygı değer. Babai dervişlerinin en saygı değer şeyhi olan Edebali. Babai dervişleri şeyhi. Babayilerin kim olduğunu bilenler için enteresan bir bilgi olabilir. Supported Osman. Osmanı destekledi. Eski anlatılara göre. Bu da nerede geçiyormuş? The menakıbname of Elvan Çelebi. Elvan Çelebi menakıbnamesinde. A contemporary resource describes Edebali as a representative of the vefaiye order. Elvan Çelebi menakıbnamesinde Edebali e, describes, tarif ediliyor representative of the vefaiye order. Vefaiye tarikatı. Buradaki order mesela daha önceki bölümde yine bir order kelimesi görmüştük. Dedim ki bütün anlamlarıyla not edin özellikle tarihçi arkadaşlar. Orada papalığın emri, emir anlamında geçiyordu. Buradaki vefai orderın orderı tarikat. Vefai bir tarikat. Edebali de vefayet tarikatının bir temsilcisi olarak geçiyor. Elvan Çelebi'nin menakıb namesinde. Vefaiye ve babayilik arasındaki bağlar içinde yine İnalcık Hoca'nın çalışmalarına bakabilirsiniz. It is certain that the dream motif, dream motif, which dream motif? Osman'ın rüyası vardır ya Aşık Paşazade tarihinde geçen. Karnından bir ağaç çıkar, edebali o rüyayı yorumlar, o dream motif. Rüya motifi. In which God grants the world dominion. Tanrı'nın dünya hakimiyetini kendisine garanti ettiği, verdiği rüya motifi ondan bahsediyor To the Ottoman Dynasty Osmanlı hanedanına verdiği rüya motifi is a later edition sonradan yapılmış bir eklemedir As a common theme in all histories ortak bir tema olarak tüm tarihlerde tüm ta, ortak bir tema olarak tüm Osmanlı tarihlerinde geçen o rüya motifi is a later edition, sonradan eklenmiş bir şeydir diyor. But it is historically true that bu tarihsel olarak doğrudur ki şu Osman and the sultans after him Osman ve ondan sonraki sultanlar had close relations with the vefaiye şeyhs vefaiye şeyhleriyle çok yakın ilişkileri olmuştur. Bu da tarihsel olarak bir gerçektir diyor. Also aynı zamanda the Turkish Mongol tradition of anda Türk Moğol geleneği olan anda yani ritual taking oath for comradeship yoldaşlık için and içme ritüeli became united with the islamic ideology of gaza. İslami Gaza ideolojisi ile birleşmiştir. became united birleşmiş hale gelmiştir. which in turn made Osman Gazi the most prominent leader of the Gaza movement in this frontier region. ki bu da Osman Gazi'yi ee, bu sınır bölgesindeki Gaza hareketinin en önemli lideri haline getirmiştir diyor. Bunlar hep Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleşen şeyler ve Osmanlı Beyliği nasıl oldu da o kadar insanı çevresinde topladı, nasıl o kadar savaşçı bulabildi, nasıl o kadar çok savaşlar verebildi, bütün bunlara verilen cevaplar esasen. Gaza played a crucial role in old Osman's Political Career. Gaza Osman'ın siyasi kariyerinde çok önemli, hayati bir rol oynadı. oynadı. Played a role, a crucial role. So much so that he was, he has always been mentioned in historical sources as Osman Gazi. Gaza Osman'ın hayatında o kadar önemli bir yer oynadı ki He, he has always been mentioned in historical sources as Osman Gazi. E, tarihsel kaynaklarda daima kendisi Osman Gazi olarak geçti. A title, title dediği Gazi, ünvan. In which his descendants took the most pride. E, onun soyundan gelenlerin büyük bir onurla taşıdığı bir ünvandı Gazi ünvanı diyor. In Italy, başlangıçta, Osman's headquarters were at Söğüt. Headquarters, buna da bakın arkadaşlar. Karargah. Asıl, hani askeri seferlerin içinden çıktığı yer, yani oradan çıkıp diğer taraflara yöneliyor. Başlangıçta Osman'ın karargahları Söğüt'teydi. The second phase in the emergence of the beylik, beyliğin ortaya çıkmasının ikinci aşaması, the second phase, ikinci aşaması, in the emergence of the beylik, was the capture of Karacahisar, Karacahisar'ın ele geçirilmesiydi, which is a fortress uh, only seven kilometers away from Eskişehir, es Eskişehir'den yalnızca yedi kilometre ötede olan. Bir e, Fortress, kale diyeceğim ama müstahkem mevki. E, şöyle söyleyeyim. Fortress, ay dur. Fortress, Castle, e, Headquarter. Bunları ka Türkçe karşılıkları kelime olarak kimi zaman aynı oluyor. Fakat cümlenin bağlamına göre farklı şeyler kastedebiliyoruz. Buradaki fortress aslında müstahkem mevki demek daha e, da, daha doğru. Fakat Karacahisar'da kalede varmış yani. Ama castle olmadığı için doğrudan kale dememek istedim. Evet according to the narratives anlatılara göre bu anlatılar dediği bunların içerisinde Osmanlı tarihleri var. Anonim Osmanlı tarihleri var. Menakıbnameler var dış kaynak Arap Fars Bizans kaynakları var anlatılar dedi o This event elevated him from being a gazi to the status of a frontier commander appointed by the Sultan of Konya Şimdi bu olay Karacı Hisar'ın ele geçirilmesi according to the narratives anlatılara göre elevated him from being a gazi onu bir gazi olmaktan to the status of a frontier commander bey. Bir sınır beyi konumuna yükseltti. Elevated him from being a gazi to. Elevator ile aynı kökten geliyor. Yükseltmek. Appointed by the Sultan of Konya. Konya Sultanı'nın atadığı, görevlendirdiği bir sınır beyi, sınır komutanı statüsüne, konumuna yükseltti Osman Gazi'yi. At the time of Osman Gazi, onun döneminde, all of the Turkoman beys in Anatolia, Anadolu'daki tüm Türkmen beyleri, were local emirs, yerel emirlerdi. Appointed by the Selçukid Sultan, Selçuklu Sultan tarafından atanmış e, yerel emirlerdi, emirlerdi. And none of them, ve onlardan hiçbiri, had even dared to to use the title of sultan for himself. Ve hiçbiri sultan ünvanını kendisi için kullanmaya cesaret bile edememişti. Had even dared to use the title sultan for himself. Osman Gazi'nin farkı biraz burada. This would mean a revolt against a legitimate ruler. Bak, would kullanmış burada dikkatinizi çekerim. Çünkü Gerçek olmayan bir olay yani gerçek olmayan bir durumdan bahsediyor. Anlamına gelirdi. This would mean anlamına gelirdi. Ne anlamına gelirdi? A revolt against the legitimate ruler. The Seljukid Sultan and the Ilhan in Iran. İran'daki İlhanlı Sultanına ve Selçuklu Sultanına legitimate ruler yani meşru hükümdara isyan etmek anlamına gelirdi. Sultan unvanını kullanmak. O yüzden de kimse buna cesaret edemiyor in the border regions sınır bölgelerinde we know biliyoruz ki there were commanders appointed by the Selçuket state under the title of sipah bed or sipeh salar Selçuklu devletinin sipah bed ya da sipeh salar ünvanlarıyla atadığı komutanlar yani beyler olduğunu biliyoruz diyor It was under their direct rule. Doğrudan yönetimleri altında onların that the local Turkoman bey's yerel Türkmen beyleri carried out their Gaza activity. Yerel Türkmen beyleri carry out activity. Bunu da not edebilirsiniz. Gaza faaliyetlerini onların yani Selçuklu devletinin doğrudan yönetimi altında sürdürüyordu yerel Türkmen beyleri Selçuklu devletine bağlıydılar bir şekilde diyor. We have already mentioned that Osman Gazi was one of the one of these leaders. Osman Gazi'nin de bu liderlerden biri olduğundan bahsettik. Under the Çobanoğulları'nın Kastamonu. Çobanoğulları'nın Kastamonu'daki Çobanoğullarının yönetimi altında. Çobanoğulları da zaten kime bağlı? Selçuklu Devleti'ne bağlı. Osman was subject to hierarchy of the following kind. Şimdi Osman şu tarz bir hiyerarşiye tabiydi. Yani o yolu izlemeye mecburdu. Neymiş o? Osman was subject to the emir of Kastamonu. Osman Kastamonu emirinin emrine tabiydi. Hani onun tebaası altındaydı gibi düşünün. This emir, Kastamonu emiri was subject to the Seljukit sultan. Kastamonu emiri Selçuklu Sultanına bağlıydı, ona tabiydi. And the sultan in turn was subject to the İlhanid Han in Iran ve Selçuklu sultanı da İran'daki İlhanlı hanına bağlıydı. Yani en tepede kim var? İran'daki İlhanlı hanı var. Onun altında kim var? Selçuklu Sultanı. Onun altında Kastamonu emiri, onun altında Osman Gazi. It was this hierarchic structure that provided justification for political authority. It was this hierarchic structure. Bu hiyerarşik yapıydı provided justification, meşhuriyet sağlayan siyasi e, yetki için. Tamam mı? Bu hiyerarşi siyasi bir yetki elde etmek ve bunu kullanmak için meşruiyet sağlayan şeydi diyor. In the Menakıb tradition Osmanlı Menakıb namelerinde diyelim. It is claimed that öne sürülür ki Osman Gazi was granted the official title of Sancak Bey by the Selçukid Sultan after the capture of Karacahisar. 1288'de Karacahisar'ın ele geçirilmesinin ardından Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye Official Title of Sancak Bey'i resmi bir ünvan olarak Sancak Bey'i ünvanını verdiği iddia edilir eski menakıbnamelerde namelerde diyor. This however may have been added to the chronicler, chronicle later. Fakat bu However'ı yine e, şeyden sonraya almış. En başa koymamış. Buna da dikkat edin. Fakat bu kroniye Osmanlı kroniklerinin sonradan eklenmiş olabilir. Şimdi of Or Orhan Gazi Osman'san Osman'ın oğlu Orhan Gazi'nin vakfiyesinde yani onun kurduğu bir vakfın e, kuruluş metninde diyelim. Dated 1360, 1360'a tarihlenen Osman Gazi is mentioned as a big yani bey. Commander Osman Gazi bey olarak geçer. 1360 tarihli Orhan Gazi'nin vakfiyesine göre Osman Gazi beydir. Bey olarak geçer. Sancak bey olarak geçmiyor demek istiyor. It is possible that Osman claimed to be a bey even in his own lifetime. It is possible that. Mümkündür ki Osman claimed to be a bey even in his own lifetime. Osman'ın kendi hayat sürdüğü zaman bile in his own lifetime kendisi yaşarken bile sadece beylik iddiasında bulunmuş olması mümkündür diyor. Demek istiyor ki Osman kendisine gazi dememiş olabilir sancak beyi olmamış olabilir hani sadece beylik iddiasında bulunmuştur belki de in this regard bu anlamda there is an interesting chapter in the old menakıp about Osman's decisions on state policies after the capture of Karacahisar there is an interesting chapter ilginç bir bölüm vardır in the old menakıp eski menakıpta about Osman's decisions on state policies Osman'ın devlet siyaseti Karacahisar'ın yakalanmasından sonra hadi sondan başlayalım. Karacahisar'ın yakalanmasından sonra Osman'ın devlet yönetimiyle, devlet siyasetleriyle, siyasetiyle ilgili verdiği kararlar hakkında eski bir menakıpta ilginç bir bölüm vardır diyor. Aşık Paşazade Bab 9 diye de kaynağını belirtiyor. İnhis, ha, Aşık Paşazade tarihi içerisindeki Bölümler menakıp olarak da adlandırılabiliyor. Mesela bunu ayrıca konuşuruz. In his conversation with his brother Gündüz, Osman Gazi Gündüzle konuşuyor. Gündüz proposes to continue the booty raids. Gündüz, ee, booty raids, ganimet akınlarına devam etmeyi teklif ediyor. Osman'la yaptığı konuşmada. Osman, Gündüz kardeşler. In response to this, buna cevaben, Osman says that our city of Karacahisar will never reach prosperity with continuous raiding activity. Our city of Karacahisar, Karacahisar şehrimiz, never reach prosperity. Sürekli akınlar yaparak continuous raiding activity sürekli akın etkinlikleri yapmak suretiyle will never reach prosperity müreffeh olmayacak refaha erişmeyecek it is wiser daha akıllıca to establish reconciliation with our neighbors komşularımızla yani iyi ilişkiler kurmak daha akıllıca diyor reconciliation İletişim ya yani tekrar iletişim kurmak, onlarla yakınlaşmak, diplomatik ilişkiler aslında. Daha akıllıca diyor. Gündüz Alp sürekli akınlara devam etmekten yana. Osmansa diyor ki daha akıllıca olan Karacahisar'ın müreffeh olmasını istiyorsak bu akınları sürekli kılmakla olmayacak. Komşularımızla sıfır e, sorun politikasına geçmeye çalışalım diyormuş. Herim saatte oldu mu? Tamam. Bir cümle daha şey yapalım. Şurada bırakalım. Osman is shown protecting the local Christian population, peasants and the city dwellers against the attacks of the Germanic Turks. True istimalet. Çok önemli bir konuya geldik. Osman diyor is shown Gösterilir. Protecting the local Christian population. Yerel Hristiyan nüfusu, halkı, köylüleri and city dwellers. Dweller neydi ya? Zanaatkar mıydı? Dur bakayım. Ha yok. sakin, Şehir sakinlerini. City dwellers. Şehir sah sakinlerini. Against the attacks of the Germiyan Turks. Germiyanlı Türklerin, Germiyan beyliğinin, Türklerinin akınlarına, saldırılarına karşı koruyan bir lider olarak tasvir edilir diyor. True istimalet, istimalet aracılığıyla, istimalet politikası sayesiyle, sayesinde peki istimalet ne? Which allowed Christian peasants to stay in their homes. Hristiyan köylülerinin evlerinde kalmalarına izin veren bir istimalet politikası. İstimalet means şu anlama gelir ki gaining the support of people, insanların desteğini kazanmak, elde etmek, true reconciliation and protection, onlarla iletişim kurmak yani ilişkileri geliştirmek ve onları korumak yoluyla insanların e, support desteğini kazanmak anlamına gelir. The Ottoman historical sources have emphasized the importance of istimalet for the Ottoman conquests and the rapid spread of the Ottoman rule. Osmanlı tarih kaynakları istimalet politikasının önemini vurgular. Osmanlı fetihlerinde e, rol oynadığı yani Osmanlı fetihlerinde oynadığı önemli rolü ve de Osmanlı hakimiyetinin rapid spread, hızlıca yayılmasında istimaletin önemini vurgular diyor. Aşık Paşazade says that they captured these four fortresses, ruled them fairly and all the peasants remained in their places. Aşık Paşazade şu Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir bu şehirlerin kalelerinin ele geçirildiğini, rule them fairly yani justly, adil bir şekilde yönetildiklerini bu bölgelerin and all the peasants remained in their places ve tüm köylülerin yerlerinde kalmaya devam ettiklerini yani kimse evinden barkından edilmemiş tamam mı? Ve bunun arkasında da böyle yüce gönüllülük falandan öte çok pragmatist, çok akıllıca bir politik olduğu ortaya çıkacak. Gerçek başarılardan bahsettiğimiz zaman çok örnek alabiliyoruz. Tarihi yalanlarla anlattıkları zaman bize hiçbir faydası yok. Gerçek bize asıl fayda sağlayan şey. Evet. Thus, böylelikle they became perhaps even more prosperous than at the time of the infidel rule. Böylelikle bu Hristiyan köylüler Uh, infidel rule, kafirlerin yönetimlerinde olduklarından çok daha müreffeh hale geldiler çünkü Hristiyan yerel Hristiyan yöneticiler Hristiyan köylülere kendi tebaalarına ciddi şekilde zulüm ediyorlardı bu bir gerçek vergi anlamında toprak anlamında bir sürü açıdan as people heard about the conditions insanlar yaşam koşulları buradaki conditions koşullar hakkında bir şeyler duyduklarında more people begin to flow into those areas daha çok insan bu bölgelere doluşmaya başladı during the capture of Geyve Geyve'nin alınması fethedilmesi sırasında they gave people full guarantee for their safety insanlara güvende olacakları konusunda full tam garanti verdiler One of the reasons for the rapid spread of the Ottoman state, Osmanlı Devleti'nin hızlıca, hani onun hızlıca genişlemesinin nedenlerinden bir tanesi, is without doubt, şüphesiz ki, the Islamic zimma law, ee, İslamik, e, bunu Türkçe nasıl okuduk biz? Zimmi, zimmi hukuku zımmi hukukudur yabancılara ama gayrimüslimlere uygulanan. According to which the Christians were protected ki buna göre bu hukuka göre Hristiyanlar korunur and the Greek priests were guaranteed were granted to keep their privileges. Ve hani yerel Rum Greek dediği Rum rahiplere, keşişlere hepsine dinin ileri gelenlerine ayrıcalıklarına sahip olmaya devam etme hakkı tanınır diyor. The law of zimma applies to non-Muslims who accept the political authority of the Islamic State. Ee, İslami devletin, İslam devletinin siyasi otoritesini kabul eden gayrimüslimlere bu e, zımmilik hukuku uygulanır. Accordingly, It is the responsibility of the state, devletin sorumluluğudur to protect their lives, onların hayatlarını, property, mülklerini and freedom of religion ve din özgürlüklerini korumak devletin görevidir böyle bir durumda. Gayrimüslim devleti tanıyorsa, siyasi otoritesini tanıyorsa zımmi olarak o statünün tadını çıkartabilir gayrimüslimler. The Ottomans before capturing an area by force... Osmanlılar bir bölgeyi zorla, hani güçle ele geçirmeden önce always offered three times, not always and not properly but uh, always offered three times, her zaman üç defa uh, to allow peaceful surrender, barışçıl bir şekilde teslim olmayı and gave in case their offer was accepted what is called amanname or ahname. The official guarantee of protection. Yani şuradan şuraya ne diyor? Osmanlılar bir bölgeyi zorla ele geçirmeden önce daima üç kere e, şey sorarlar karşı tarafa düşmana. Barışçıl bir şekilde hani teslim ol. Bu İslami hukuka göre de böyledir. E, ve şey amanname ya da ahitname ver. Yani aman dile yani e, barışçıl bir şekilde şehri veya kaleyi teslim edeceğine dair bize so, şey yazılı beyanda bulun. Amanname, ahitname. Tayman sorarlar diyor. Her zaman sormuyorlar bu arada. Neyse. 1200, in 1299, after the conquest of Karacahisar, Karacahisar'ın fethinden sonra 1299'da. The second phase of this process was realized with the capture of such places in the west of Eskişehir as Bilecik, Yarhisar, Yenişehir and İnegöl. Burada bırakıyorum. İkinci safhaya geçtik. Karacahisar'ın 1299'daki fethinden sonra bu sürecin ikinci aşaması gerçekleştirildi. With the capture of ele geçirilmesiyle such places şöyle bölgelerin Eski Eskişehir'in batısındaki Bilecik, Yahisar, Yenişehir, İnegöl. Tamam mı? İkinci öyle geçiliyor. Ve bugünlük okumayı bu kadar yapıyoruz. Yayınlarımız devam edecek ee, sayın YouTube izleyicileri. Bir sonraki makale okumamızda görüşmek üzere.